Sayın Profesör Doktor Nimet Özgüç Hocam, fakültemizle ilgili sözlü tanıklıklarla Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde 75 yıl adlı çalışmaya katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sayın Hocam, siz fakültemizin ilk öğrencilerindensiniz. Evet. Ve bu nedenle fakültede de uzun bir birlikteliğiniz olmuş fakültemizle. Biz sizin fakülteyle ilgili deneyiminizi paylaşmak istiyoruz. Onun için sohbetimize sizin Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne nasıl geldiğiniz, önceki dönemi de anlatın. Nasıl bir karar verildi, nasıl geldiniz? Evet. Dinlemek istiyoruz hocam. Efendim ben 1935 yılında liseyi bitirdim. Üniversiteye gitmek için hazırlanıyorum. Nereye gideceğim hakkında pek bir bilgim yoktu. Bunu düşünüyorum, taşınıyorum. Ankara'da üniversite yok. İstanbul'a gitmemiz lazım. İşte felsefeye mi gireyim, tıbba mı gireyim, oraya mı gireyim, buraya mı gireyim falan derken Afet Hanım hocamla karşılaştım. Afet Hanım benim liseden tarih öğretmenim. Ne yapıyorsun diye dedi, niye karar veriyorsun? Bir türlü karar veremedim hocam dedi, hiç düşünmesen dedi. Niye efendim dedim. Atatürk dedi, Ankara'da yeni bir fakülte kurma projelerini yapıyor. Çok özeniyor. İyi bir fakülte olacak dedi. Sen de dedi tarihte başarılı bir öğrenciydin. Onun için sen oraya gir. İyi, ayağımıza kadar gelmiş bir kısmet değil mi? Efendim, peki efendim dedim. Bekleyin bari dedim. İşte hazırlıklar devam ediyormuş. Bir haber çıktı ki yatılı öğrenci de alıyormuş. Bu yeni fakülte. Ha dedim, ben bu yatılı okulu imtihanlarına gireyim. İmtihana girdim, kazandım. Çünkü evde bana özel bir oda veremezlerdi çalışmam için. Bu iyi bir fırsat dedim, ben fakülteye yatılı olayım. Annem babamın da haberi yok. Ondan sonra kazandım imtihanı. Fakülte açıldı. Fakülte bugün Efkaf Apartmanları denilen Ulus Meydanı'na çok yakın olan o muazzam güzel binada kuruldu. Çünkü bir fakülte binası yoktu daha. Orada hem yatıyor kalkıyorduk hem de okuyorduk. Nereye gireceğim, hangi şubeye gireceğim o mesele ortaya çıktı. Afet Hanım gene bana sen eski çağa gireceksin dedi. Peki hocam öyleyse dedim. Eski çağa kaydoldum. Eski çağda profesörümüz eski başbakanlardan Şemsettin Günaltay idi. İstanbul Üniversitesi profesörlerinden. O kürsümüzün başındaydı. Dersleri yapıyor. Yardımcı dersinde arkeolojiyle Hititoloji, eski çağ tarihinin önemli iki yardımcısı. Arkeoloji laboratuvarı, filoloji de beyni. Değil mi efendim? Bu derslere de, o dersleri yabancı profesörler okutuyordu. Hitler'in istemediği Yahudi profesörlerden Atatürk'ün davet ettikleri arasında en önemlileri Profesör Landsberger, Profesör Rode, Profesör Güterbock, bunlar gelmişlerdi o sırada. Onlarla dersleri yapıyoruz, iyi ilişkiler var, güzel. Ondan sonra von der Osten geldi. Von der Osten
Türkiye'de ilk stratigrafi tespit eden arkeolojide tabakalanmayı saptayan büyük hafirlerden birisidir. O böyle cevval, genç, enerjik bir genç bir profesör. Ben onu beğendim, dedim ki daima da burada. Şemsettin Bey'le devamlı görüşemiyoruz. Çünkü onun hem İstanbul'da işi var hem de parlamentoda işi vardı. Ben müracaat ettim. Yardımcı derslere geçmek kolaydı. Bu sefer arkeoloji esas oldu. Eski çağ tarihi yardımcı dersim olarak devam etti. İşte okuduk, bitirdik. Von Oerst'ün çok iyi bir profesördü. O yalnız kürsüde ders okutan bir zat değil. Arazi çalışmalarını, kazıları öğretmeyi arzu eden bir zattı. Bu faaliyetlerinden olarak mesela bizi ilk defa Boğazköy'e götürdü 1937'de. Boğazköy'de bütün kaleleri gezdirdi, kabartmaları gösterdi. İyice o güzelim başkenti bize tanıttı. Ondan sonra Güneydoğu Anadolu'ya bir seyahat tertip etti. O zamanki şartlarda yollar bozuk, çok zahmetliydi seyahat yapmak. Buna rağmen biz Güneydoğu'ya gittik. Orada asıl ziyaret edeceğimiz yer, büyük merkez Kargamış idi. Bu Kargamış'ı güzel güzel gezdirdi. Kargamış'ın bir yakası bizde, bir yakası Suriye'de. Oradaki önemli hüyükleri gösterdi. Oradaki yaşam hakkında bizi bilgilendirdi. Ondan sonra 1938 yılında biz 3. sınıftaydık daha. 2 ile 3 arası. O zaman da Çankırkapı'da bir hafriyat yapıldı Ankara'da. Bizim için staj hafriyatı. Ankara'nın Frig şehrini araştırmak üzere Çankırkapı'da bir hafriyat yaptık. Orada da arazide araştırma tekniklerini bize öğretti. 1937'nin çok önemli diğer olayı İstanbul'da Türk Tarih Kurumu'nun ikinci kongresidir. Bu kongrede Atatürk Alacahüyük'te çıkmış olan çok değerli arkeolojik eserlerin teşhir edilmesi, diğer buluntuları da sunulmak üzere güzel bir sergi hazırlattı. Ve kongre Dolmabahçe Sarayı'nda yürütüldü. Bizi fakültenin yatılı olan öğrencilerini oraya götürdüler. O bizim için harika bir deneyimdi çünkü Beynelmiler bir kongreydi. Çok kıymetli bilim adamları tebliğler veriyordu. Atatürk her toplantıya katılıyordu. Böylece biz onu yakından görmek, onun bu arkeolojiye olan merakını yakından izleme fırsatını bulduk. Ondan sonra efendim işte devam etti. 38'de Von Oerst'ün ayrıldı. Remzi Oğuz Arık Bey profesörümüz oldu. Ben 1940 yılında mezun oldum. Ve böylece fakültenin ilk mezunları arasına katıldım. Sayın Hocam, şimdi sizin öğretim üyeliği dönemine geçmeden öğrenciyken yurt hayatı nasıl bir şeydi? O dönemde Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde öğrenci olmak nasıl bir şeydi? Bize anlatabilir misiniz? Memnuniyetle efendim. Çok tatlı bir şeydi. Onu baştan söyleyeyim. Bir kere Efkaf Apartmanı son derece konforluydu. Daimi sıcak suyumuz vardı. Çok güzel yemekler yapılırdı. Mutfağımız fevkaladeydi. Efendim ekmek elden, su gölden. Biz yalnız çalışmak
Mahmut'la sorumluyduk. Derslerden sonra akşamları kızlar bir araya gelir, eğlenirdik. Şarkılar söylerdik, dans ederdik bilmem ne. Erkeklerin yatakhanesi yukarıdaydı, vururlardı. Çok gürültü yapıyorsunuz, çalışamıyoruz diye. Bizi ikaz ederlerdi. Böyle bir eğlenceli, hoş, uyumlu bir yaşantımız vardı. Yatak odalarımız gayet konforluydu. Üçer kişi, dörder kişilik odalarda yatıyorduk. Sabahleyin kalkıyoruz, banyoyu yapıyoruz. Ondan sonra efendim hazırlanıyoruz, doğru dershaneye. Hiçbir zahmet yok. Akşam çalışmak için doğru sınıflara. Sınıflarda rahatça çalışıyoruz. Profesör Benno Landsberger, dünya çapında büyük bir alim. Onu davet ettikleri zaman Ankara'ya gelmesi için demiş ki benim kitaba ihtiyacım var. Bu yeni kurulan bir kütüphane, yeni kurulan bir üniversite veyahut fakülte. Burada kitap yoktur, ben ne yapacağım orada demiş. Bu sıralarda meslektaşlarımdan biri öldü, kütüphanesini satıyor demiş. O kütüphaneyi bizim devletimiz satın aldı, koca kütüphaneyi. O kütüphane bizim Türk Tarih Kurumu'nun, Türk Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi'nin Ön Asya Arkeolojisi'nin ve Filolojisi'nin nüvesini oluşturmuştur. Ondan sonra Milli Eğitim Bakanlığı bu yabancı profesörlere diyor ki, kitap ısmarlamanın hududu yok. İstediğiniz kadar kitap ısmarlayın. Böylece çok bol kitap gelirdi fakülteye. O kitaplar evvela kürsüye yakın olan biz kitapları okuduğumuz salonda 15 gün masa üzerinde kalırdı. Herkes görsün, incelesin diye. Ondan sonra kaydı yapılır, kütüphaneye konulurdu. Böyle bir uyumlu, güzel, tamamen bilimsel atmosfer içinde geçiyordu çalışmalarımız. Yabancı hocalar çok sıcaktı bize karşı. Her şeyimizle ilgilenirlerdi. Bunun için ben size bir örnek verebilirim. Asistan olduğum zaman beni fakültenin, kürsümüzün seminer kütüphanesinde çalışmak üzere görevlendirdiler. Orada çalışıyorum böyle, bir şeyler yapmaya çalışıyorum, bir şeyler bulmaya uğraşıyorum. Profesör Rode geldi. Profesör Rode, klasik filoloji profesörü. Dedi ki, sen ne yapıyorsun burada? Kitaplara bakıyorum, onları toparlamaya çalışıyorum dedim. Dedi ki, ben sana öğreteceğim dedi, bunlar nasıl hazırlanır. Oturdu benimle beraber. Bir kitaba nasıl kapağı açılır? Nasıl sayfa çevirir? Efendim, nasıl kaydedilir? Evvela müellif adı, ondan sonra kitap adı. Ondan sonra efendim şöyle, kütüphanenin rafına nasıl yerleştirilir? Bunları bana öğretti. Yani bu kadar ayrıntıya giren, çok dikkatli, çok kıymetli bilginlerden ders almakla mutluyum ben. İşte bu 4 sene çabucak geçti, mezun olduk. Fakülteye bize ilmi yardımcılık vardı o zaman, asistanlık değil. Sanıyorum o devrede Halil Ünalcık, Tahsin Özgürç, ben ilmi yardımcı olarak fakültede kaldık. Ve hemen doktoralarımızı aldık. Ve çalışmalarımız devam ettik. 43 senesinde ben bitirdim doktoramı, doktor unvanımı aldım. Ve sonra asistan oldum. Bir müddet asistan olarak vazife gördük. O esnada gene hocalarımız hep bizimle beraberdiler. ...48 yılında da habilitasyonumu hazırlayarak doçent oldum.
59 senesinde de profesör. Kariyerimin gidişi böyle efendim. Bu faaliyetlerimiz esnasında tabii bizim arkeoloji çalışmalarına başlamamız var. Benim sonradan eşim olan Tahsin Özgüç, sınıfımızın parlak öğrencilerindendi. O evvela antropoloji kürsüsünde asistan olan Kılıç Kökten isimli çok sevdiğimiz dostumuz Samsun bölgesinde araştırma yapacaktı. Arkeolog olarak Tahsin'in ona katılması istendi. Ondan sonra Tahsin bana geldi, dedi ki böyle böyle bir şey var. Sen de katılır mısın Samsun kazılarına? Tabii dedim, ben 40'ta gelemem ama 41 senesinde katılabilirim. İlk kazılarımız bizim 41 senesinde, benimki Samsun'da. Samsun çevresinde başladı. Orada üçümüz çalışıyorduk. Kılıç Bey, Tahsin Bey, ben. Ondan evvel staj kazımız Çankırkapı'da. Fon Ofsun'un kontrolü altındaydı. Ondan sonra seneler ilerledi. 1945 yılında ben Tahsin'le hayatımı birleştirdim. O sıralarda Anıtkabir, Atatürk'ün mazeleumu için hazırlanıyor. Orası eski bir firik mezarlığı. Atatürk'ün gömüldüğü Anıttepe. Orada firik mezarlarının araştırılması lazım. Tahsin'i görevlendirdiler bu işi yapmak için. Orada çalıştı, iki mezar açığa çıkardı. Böylece Anıtkabir bölgesinin firik anıtları incelenmiş oldu. Sonra mezarın inşaatına başlandı. Sonra bizim ilk kazımız 1947 senesinde Elbistan'a olmuştur. Türk Tarih Kurumu bilinmeyen bir bölgede kazılar yapmayı düşünürken bize bu haber geldi. Ben rahmetli hocam Benno Landsberger'le beraber oturdum, düşündük. Dedik ki Elbistan bölgesi, Malaş, Elbistan bölgesi tanınmayan bir bölge. Burada bir hük arayalım. Onu Tahsin'e de söyledik. Tahsin kabul etti. Elbistan Karahüyük diye bir hüyük. Türk Tarih Kurumu da kabul etti. Biz oraya gittik. Bizim ilk kazımız odur. Hocam, bu kazılarla ilgili biraz daha sohbet edebiliriz belki. Daha doğrusu hoca olduğunuz dönemle ilgili. Hocalığım benim çok tatlı geçti. Biz ilmi yardımcılıktan itibaren hoca olmadığı için ders vermeye başladık. Tabii bizim için son derece zordu. Örneklerimizi düşünün, ben Nolansı Berger, Güterbock Rode. Onlar gibi ders yapamayız, yapabilir miyiz? Yapamayız, çok çalışıyorduk ama çok da yoruluyorduk. Ama böylece ders verme tekniğini öğrenmeye başladık daha ilmi yardımcılıklarımızda. Sonra Remzi Oğuz Bey ayrıldı. Kürşü Tahsin de bana kaldı. Biz böylece kürsünün gelişmesinde sanıyorum ki birinci derecede rol oynadık. Yani bu şu demektir. Ön Asya arkeolojisinin kurucularının başında geldik. Bu kürsü çok önemliydi çünkü Ön Asya arkeolojisinde çivi yazısının hakim olduğu 3000 yıllık büyük bir devir var.
Bu devre tabii Anadolu'da dahil, Hititler dahil, Hititler öncesi dahil ve Mezopotamya dahil. Bunları öğretmek için bir bölüme ihtiyaç vardı. İşte bu bölümün kurulması için biz Tahsin'le çok çaba sarf ettik ve sonunda başardık. Bugün bu kürsü güzel işler yapıyor, iyi bir şekilde gelişti. Öğrenciler yetiştiriyor, eski öğrencilerimiz kazılar yapıyorlar, başarılı yayınlar yapıyorlar. Onları görerek mutlu oluyoruz. O zaman fakültenin öğrencisi çok azdı. Bizim en büyük avantajımız buydu. Öğrenciyle daima beraberdik. Sonra fakülteye çok sayıda öğrenci alındı. Büyük dershanelerde ders yapmak zorunda kaldık. Takrirler konferans şeklinde oldu. Böylece talebeyle irtibatımız biraz azaldı, kısıtlandı. Fakat bizim öğrencimizle iyi ilişkilere, sıkı ilişkilere girebilme şansımız kazılardadır. Her mevsim kazılara en az 5-6 öğrenci alırız. Herkes kazısına 5-6 öğrenci alır. Orada hem staj görürler hem de hocalarıyla en yakın ilişkilerde kendilerine geliştirme fırsatı bulabilirler. Fakülte ile ilgili olarak öğrencilik yıllarımızda ve sonraki yıllarda özellikle de öğrenciyken bu fakültenin kuruluş felsefesi, kuruluş amacı doğrultusunda ne zaman bilgilendiniz ve kendinizi nasıl hissediyordunuz? Efendim, fakültenin kuruluş projesi diyelim. Açılmadan evvel öğrenme fırsatını buldum Afet Hanım sayesinde. Atatürk fakülteden evvel Türk Dil Kurumu'nu ve Türk Tarih Kurumu'nu kurmuştu. Dile ve Türk tarihine çok büyük bir ilgi gösteriyordu. Bu konuda Türk gençlerinin yetişmesini istiyordu. Diyordu ki, Türk çocukları kendi tarihlerini kendileri araştırdı. Yabancıların düşünceleri vardır. Onlar kendi kültürlerini kendi enerjileriyle, kendi gayretleriyle ve bilimsel metotlarla araştırsınlar. Fakültemizin kuruluşunun ana düşüncesi budur. Ve bu düşünce etrafında Atatürk hayal edemeyeceğimiz mükemmellikte bir fakülte kurmuştur. Nasıl diyeceksiniz? Mesela arkeolojinin yardımcı dersleri ne olacak? Sümeroloji, Hititoloji, klasik filoloji, Yunanca, Latince. Bunları kurdu, bu kürsülerde koydu. Ondan sonra Orta Çağ tarihine ne lazım? Farsça lazım, Arapça lazım. Onların kürsüsü de kuruldu. Orta Asya, Türk tarihi nasıl incelenecek, ne lazım? Sinoloji lazım, Sanskritçe lazım. Onlar da kuruldu. Yani Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk tarihini araştırmak için, Türk'ün eski çağ tarihini, orta çağ tarihini, yeni çağlarını araştırmak için gereken bütün unsurları ihtiva eden müstesna bir fakültedir. Bunu Atatürk, bilhassa Alman profesörleri vasıtasıyla mükemmel bir şekilde organize etti ve Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini Sinoloji, Sanskritçe, Hindoloji onun adı. Hani Hindoloji, Farsça, Arapça, efendim modern diller, Almanca, Fransızca, İngilizce şeyleri, şubeleri. Bunlarla donatarak
tam teşekküllü bir fakülte olarak ortaya çıkardı. Onun için bizim fakültemiz eşsizdir. Sosyoloji ve felsefe sonra katıldı fakülteye. Esas fakültenin unsurları dil ve tarih üzerineydi. Tarih eski çağ, orta çağ ve yeni çağ olarak, kürsüler olarak geliştirildi. Oraya da Türkiye'nin en seçkin bilginleri ders verdiler. Köprülü Fuat gibi, Şemsettin Günaltay gibi ve daha birçokları gibi, Hikmet Bayır gibi. Daha bu tarih araştırmaları geliştikçe İnkılap Tarihi kuruldu Dil ve Tarih Fakültesi'nde. Onun başına da Afet Hanım geçti. O da çok güzel, çok verimli işler yaptı. Böylece ben fakültemi çok seviyorum. Ondan çok feyiz aldım. Gençler buraya gelsin. Çünkü tarih araştırmalarının, arkeoloji araştırmalarının sonu yok. Malzeme o kadar bol, o kadar güzel. Mesela Osmanlı tarihi görüyorsunuz, yeniden araştırılmaya başlamış gibi bir pozisyona girdi şimdi. Bu beni çok mutlu ediyor. Güzel tarihçiler Osmanlı tarihinde fevkalade değerli bilginler yetiştiler. Çok güzel araştırmalar oluyor ve diyorlar ki biz daha başlangıçlıyız. Sayın Hocam, sizin dil tarihi ilk öğrenci olduğunuz yıllar ile emekli olduğunuz dönemi karşılaştırdığınız zaman nelerin değiştiğini söyleyebilirsiniz? Efendim, Türkiye'de olan değişiklikler tabii bizim gençlerimize de aksetti. Onlarda da çok farklılıklar var ama ben bu farklılıkları müsbet yönünden görüyorum. Güzel gelişiyorlar çünkü onların pek çok hazır bulduğu şeyler var. Mesela bizim zamanımızda Türkçe yayın hemen hemen hiç yok gibiydi. Yabancı dillerden bilgilerimizi arttırmak zorundaydık. Şimdiki gençlerin böyle epeyce kabarık bir kütüphaneleri var Türkçe şimdi. Bir kere o avantajları var. Ondan sonra bilgisayarlar çok gelişti. Efendim, seyahat imkanları çok arttı, çok kolaylaştı. Ama buna rağmen biz o zor şartlarda Anadolu'nun gezilmedik yerini bırakmamıştık. Gençler için zaten zorluk diye bir şey yok. Nereye isterse canları oraya rahatça gidebiliyorlar. Bisikletlerle gidiyorlar, yürüyerek gidiyorlar. İlle de gidiyorlar. İnsan dolaşıyor çünkü. İnsanın dolaştığı gibi arkeologlar da, onların mesleği zaten dolaşmak. Dolaşıyorlar. Yani biz tahsilimizi yaparken çok sağlam metotlarla yetişmişiz. Aynı metotları öğrencilerimize uygulamaya çalıştık. Çok şükür aldılar, o metotları aldılar. Arkeoloji güzel bir yolda. Çok güzel kazılar yapılıyor. Efendim, iyi öğrenciler yetiştiriliyor. Kürsülerimiz gelişti. Asistanlarıyla, doçentleriyle, profesörleriyle. Ama biz çekirdek olduğumuz için bundan tabii övünüyoruz. Olumsuz bir değişme görüyor musunuz hocam? Olumsuz diyemem. Birçok şeyleri tabii beğenmiyorum. Onlar var ama her vatandaş gibi. Ama olumlu şeyler de çok. Arkeolojide bu bilhassa iyi görülüyor. Arkeoloji bugün Avrupa'daki arkeolojinin seviyesine erişmiş durumdadır. Bizim arkeologlarımız rahatça Avrupalı, Amerikalı meslektaşlarıyla işbirliği halindedirler. Biz de öyleydik. O bakımdan ben çok karamsar değilim. Sizin yurtta 40 öğrenci olarak başladığınız arkadaşlarla ilişkiler nasıl sürdü sonrasında? Devam eden oldu mu? Efendim, devam eden ilişkiler fazla olamadı çünkü bütün meslektaşlarımız kendi işlerine koyuldular. Ankara'dan ayrıldılar çoğu. Fakat biz arkeologlar hep beraberiz. Kazılarda beraberiz, kongrelerde beraberiz. Bizim yıllık toplantılarımız var.
Kültür Bakanlığı bunu yapıyor. Sempozyum adı da. Bu sempozyuma hem dünyadan meslektaşlarımız geliyor, uluslararası bir toplantıdır, hem de bütün meslektaşlarımız oraya geliyorlar. Orada fikir teatisinde bulunmak mümkün olduğu gibi yaptıkları işleri de takip edebiliyoruz. Ondan sonra birbirimizin kazılarını ziyaret ediyoruz. Çünkü bir kazı yerinde kitaptan okumak başkadır, yerinde görmek başkadır. Ve bir kazı yerini ziyaret ettiğinizde muhakkak hafirin olduğu olmasına dikkat edin. Çünkü böyle kendiniz gittiğinde pek fazla bir şey göremezsiniz. Onu en iyi bilen hafir. Çünkü hafir her karış toprağı ince ince eleyerek araştırmasını yapıyor. Size en güzel bilgiyi kazıyı yapan zat verecektir. Benim böyle bir deneyimim var efendim Kültepe'de. Kazı yaparken bir saray kazıyorduk orada, Kültepe'nin en güzel yapılarından birini. Onu kazıyorduk. Bir genç karı koca geldi, Alman. Böyle baktılar, benim yanıma geldiler. Dediler ki, anlattır mısınız bize burasını? Hay hay dedim, ben anlattım. Burası bu böyledir, bu böyledir, duvarın vaziyeti böyledir, bu böyle bir yapıya sahiptir vesaire vesaire. Ondan sonra dediler, çok teşekkür ederiz. Biz sizden evvel geldik, baktık baktık, gittik. Ondan sonra dedi ki, bir daha gidelim, belki bu şeyler görür. Çünkü Kültepe çok ünlü bir yer. Çok şükür size rastladık, her şeyi, bütün ayrıntıları öğrendik dediler. Ağzınıza sağlık hocam.